Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Kasas suresi 22-28. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Musa'nın kıssasından bir bölümü bize sunuyor. Kıssa Kur'an-ı Kerim'de hisse içindir ve Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık üçte biri kıssalardan meydana gelir. Allah-u Teala bir kısım mesajlarını kıssa yoluyla bizlere bildirmektedir. Kasas suresinde şu ana kadarki olan bölümde Allah-u Teala Hazreti Musa'nın ta çocukluğundan bir delikanlı dönemine kadar bize bildirdi, ders verdi. Bu doğrudan doğruya kronolojik bir anlatım şeklinde değil, tamamen ibretli olaylarla dop dolu olan bir anlatım. Bugünkü okuyacağımız kısımda da Allah-u Teala Hazreti Musa'nın Medyen'deki günlerini bize anlatıyor. Medyen, Hazreti İbrahim'in oğullarından birinin gelip yerleştiği bir bölge ve oradakilere Medyen ahalisi denilmiş. Hazreti Şuayb da onlara peygamber olarak gönderilmiş. Bugünkü okuyacağımız bölümde Şeyhun Kebir, yaşlı bir zat diye geçiyor. İsim verilmiyor ama müfessirlerin pek çoğunun açıklamasına göre bundan murat Hazreti Şuayb'dır demişler. Öyle mi değil mi? Aslında kesin bir bilgiye sahip değiliz ama ona göre de değerlendirebilmek mümkündür. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam ileride Firavun'un saltanatını ortadan kaldıracak olan kimse, Firavun'un kucağında yetişiyor, sarayda yetişiyor. Daha sonra hataen birinin ölümüne sebebiyet verme durumundan dolayı Mısır'ı terk etmek durumunda kalıyor. Ve Medyen tarafına yöneldiğinde artık başına neler gelecek bilmemekte ve tam bir tevekkülle umarım ki Rabbim en doğru bir yola beni iletecektir diyor. Demek ki bu gibi durumlarda insan tam bir teslimiyetle Allah'a yönelmesi gerekir. Ve tevekkel alallah alel hayyillezî lâ yemut. Allah'a tevekkül et. Ölmeyen diri olan Allah'a tevekkül et. Bu manalar Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Benzeri bir durumda bizler de hayatımızın değişik merhalelerinde tamamen daha önceden bilmediğimiz bir yere gitme durumumuz olabilir. Hazreti Musa'nın Allah'a tevekkül etmesi gibi umarım ki Allah en güzel, en doğru bir yola beni sevk eder demesi gibi biz de benzeri bir tavır sergileyebildiğimizde Allah orada önümüzü açar ve bize imkanlar sunar. وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنْ Medyen suyunun olduğu yere geldiğinde وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ İnsanlardan bir topluluk orada buldu. يَسْكُونَ Bunlar hayvanlarını suluyorlardı. Malum bundan 3000 yıl öncesine hayalen gidecek olursak, o zaman günümüzdeki gibi sanayi yok ve günümüzün imkanları yok. O zamandaki insanlar tarımla genelde geçiniyorlar ve hayvancılık insanların hayatında çok önemli bir uğraşı alanı. Demek ki Musa Aleyhisselam Medyen'e gittiğinde bakıyor ki orada bir kuyu başında insanlar toplanmışlar, hayvanlarını suluyorlar. وَوَجِدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَاتَيْنَ Onların dışında iki tane de kadın orada gördü. تَذُودَنْ Onlar hayvanlarını dizginlemeye çalışıyorlar. Yani diğer insanlar hayvanlarını sularken bunlar bir köşede durmuşlar, kendi hayvanlarını zapt etmeye çalışıyorlar. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا Hazreti Musa onların yanına varıp dedi ki, yani durumunuz, haliniz nedir? Yani diğerleri hayvanlarını sularken siz neden onların arasına karışmıyorsunuz? Galete, onlar şöyle dediler. La neski hatta yustirar ri'a'u. Yani çobanlar sulamalarını, hayvanlarını sulamayı bitirmedikten sonra biz oraya varmayız. Hayvanlarımızı sulamayız. Ve ebuna şeyhun kebir ve bizim babamız da çok yaşlı bir insan.
Yani burada belki mukadder bir soruya cevap vermiş oluyorlar. Yani siz kız halinizle niçin buradasınız? Yani niye babanız gelmedi gibi öyle bir soru hatıra gelebilir. Ve bunu da cevaplandırıyorlar. Babamız yaşlı birisi olduğundan bizi gönderdi diyorlar. Demek ki onların yerine geçecek, bu işi yapabilecek erkek evlat da yok. Yani bu zat, bu yaşlı zat kız babası olan birisi, mecburen kızlarını hayvanları sulamak üzere oraya gönderiyor. Fesagalehuma, onlar için onların hayvanlarını suladım. Ve kendisi Hazreti Musa gayet güçlü kuvvetli bir insan. Orada da o gücünü, kuvvetini müsbet yönde gösteriyor ve onların hayvanlarını suluyor. Sümme tevella ila zil. Sonra gölgeye çekildi. Yani bir ağacın altında gölgeye çekildi. Fakale dedi ki: Rabbi, ya Rabbi, inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rabbi, bana hayır olarak neyi indirirsen, neyi ikram edersen ben ona muhtacım. Şöyle de mana verilmiştir bu ayet-i kerimeye: Ya Rabbi, başıma gelen bu şeylerden dolayı ben bir fakir oldum. Tabi buradaki fakir, el fakir ilallah, Allah'a fakir, Allah'a muhtaç olmak anlamında. Normalde insan günlük hayatında bütün ihtiyaçları karşılanıyorsa kendisinin Allah'a muhtaç olduğunu o kadar hissetmeyebilir. Ama gurbette tek başına ve nereye gideceğini bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Böyle bir durumda insan fakir olduğunu, garip olduğunu çok daha derinlemesine hisseder. Musa Aleyhisselam da böyle bir hisle: Ya Rabbi, bana hayır olarak ne indirirsen ben ona fakirim, muhtacım halini Cenab-ı Hakk'a bu şekilde arz ediyor. İşte bir insan benzeri bir durumda, yani diyelim yiğit bir insan gurbete düşüyor. Orada samimi bir şekilde Allah'a müteveccüh olduğunda Allah onun önünü açacaktır. Allah ona geniş imkanlar lütfedecektir. Ve Hazreti Musa işte böyle olayların neticesinde milletinin kurtarıcısı olmuştur. Ve Firavun gibi zorba bir hükümdarın da saltanatına son vermiştir. Fecaethu ihdahuma temşi alestihya. O iki kızdan bir tanesi Musa'nın yanına geldi. Haya içerisinde, edep içerisinde onun yanına geldi. Tabi Kur'an-ı Kerim'in bu vecizliği, Kur'an-ı Kerim olayları anlatırken bütün ayrıntılarıyla anlatmıyor. Arada bazılarını zihne havale ediyor. İşte buradaki doğrudan metinde yer almayan, ayet metninde yer almayan kısmı şöyle tamamlayabilmek mümkün. Kızlar sevinçli bir şekilde babalarının yanına döndüler. Babaları sordu: işte bugün neden erken geldiniz, hayrola? Onlar da anlattılar: işte bir delikanlı bizim bedelimizi, hayvanlarımızı suladı, biz de bundan dolayı erken geldik. Ve bunun üzerine demek ki Hazreti Şuayb da haydi gidin onu davet edin, onunla ben de tanışayım diye kızlarından bir tanesini gönderiyor. Ve burada onun kızının haya içerisinde, edep içerisinde Hazreti Musa'yı davet ettiği ayet-i kerimede nazara veriliyor. Haya ile alakalı, el haya minel iman, yani haya imandandır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. Öte yandan şöyle meşhur bir ifade vardır: haya güzeldir ama kadınlarda çok daha güzeldir. Yani bir kadının haya sahibi olması erkeğe nispetle çok daha önemli. Herkes de güzeldir haya sahibi olmak. Erkeğin de haya sahibi olması elbette güzel, kadının da. Ama bu kadında daha güzel oluyor. Mesela cesaret güzeldir ama erkekte daha güzeldir. Kadın çok cesur olduğunda, diyelim ki gece yarısı tek başına ormanda seyahate çıkıyor, geziyor. Bu kadar cesaret bir kadın açısından iyi değildir, faydalı değildir. Demek ki cesaretin daha iyi olduğu yer erkek, hayanın da daha iyi olduğu yer kadın. Ve bu genç kız Hazreti Musa'nın yanına bu şekilde haya içinde, edep içinde geliyor. Felemma ca'ahum,
Evet. Galet inne ebi yed'uke. Ve şöyle dedi. Babam seni çağırıyor. Li yecziyeke ecrame sagayte lene. Yani bizim için suladığının karşılığını, mükafatını sana vermek istiyor. Felemme ca'ehu, Musa onun yanına vardığında, yani kızların babasının yanına, o yaşlı zatın yanına vardığında, ve gassa aleyhil gassas, kıssayı ona anlattığında, yani başından geçenleri, kendisinin aslında İsrailoğullarından olup Firavun'un sarayında büyüdüğü ve neticede hataen bir öldürme durumunda oradan ayrılmak durumunda zorunda kaldığını, bütün bunları anlatıyor. Gâle lâ tahaf. O yaşlı zat dedi ki korkma. Necevte minel gavmiz zalimin. O zalim kavimden kurtuldun. Yani Firavun ve adamları zalim insanlardı. Kader seni onlardan böyle bir olayla kurtardı. Artık onların orada değilsin. Gâlet ihtâhume. O iki kızdan birisi, yaşlı zatın iki kızından birisi şöyle dedi. Ya ebeti istecirhum. Babacığım, bu zatı, yani Musa'yı bizim için ücretli olarak tut. Yani yanımızda çalışsın. Bizim hayvanlarımıza o baksın. İnne hayra men istecarte el gaviyyül emin. Yani bu zat senin böyle ücretle tutacağın en hayırlı bir kimsedir. Kuvvetlidir ve emindir. Tabii kuvvetlidir. Hazreti Musa onların hayvanlarını sularken onun kuvvetini görüyorlar. Emin olması da Hazreti Musa'ya davet için geldiğinde, babam seni çağırıyor dediğinde, Hazreti Musa sen peşimden gel demiş, bana yolu tarif et. Ve yani yan yana yürümek tarzında değil de kendisi önden yürüyor, kız arkadan ona yolu tarif ediyor. Bu şekilde de onun iffetini, güvenilir olduğunu görmüş oluyor. Ve kadın gerçekten tam bir basiret sahibi. İleride peygamber olacak bir kimseyi tavırlarındaki o dürüstlük, o güzellikten dolayı o da takdir ediyor ve bir ferasetle kendi yanlarında kalmasını arzuluyor. Ve babasının bu teklifi kabul ettiğini görüyoruz. Gale, o yaşlı zat dedi ki Hazreti Musa'ya, İnni uridu en unkihake, ben seni nikahlamak istiyorum. İhtebneteyye hateyni, yani bu iki kızımdan birisine seni nikahlamak istiyorum. İki kızımdan hangisiyle evlenmek istersen onlardan biriyle evlendirmek istiyorum. Ala en te'curani femaniye hicac, buna mukabil 8 sene benim yanımda kalacaksın. Buradaki işlerimizi takip edeceksin. Fein etmemte aşran, eğer 10 yıla bunu tamamlamak istersen, 8 yıl değil de 10 yıla tamamlamak istersen, femin indik, bu da senin lütfun olur. Yani ben bu konuda seni zorlamam ama istersen de 10 yıl kalabilirsin. Ve ma uridu ene şukka aleyke, sana zahmet vermek istemem. Yani illa 10 yıl yapman tarzında veya illa teklifimi kabul etmen tarzında sana bir baskı da uygulamam ama böyle bir teklifim var diyor. Seteciduni inşallah minas salihin. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Gale zelike beyni ve beynek. Hazreti Musa dedi ki bu benimle senin aranda varılan bir anlaşmadır. Yani kabul ediyorum anlaşmayı. Kabul ediyorum dedi. Eyyemel eceleyne gadaytu, ben 8 yıl veya 10 yıldan hangi müddeti tamamlayacak olursam, fela udvene aleyye, bana bu noktada darılmak, kızmak yok. Yani 8 veya 10 yıl, bunlardan birini tercih bana ait. Vallahu ala ma nagulu vekil, Allah yaptığımız şeye vekildir. Değerli izleyenlerim, burada hepimizin dikkatini çeken şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Normalde bizim örfümüzde erkek tarafı kıza talip olur, kız tarafı da verir veya vermez.
Ama burada örfümüzde pek de alışık olmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Kızın babası doğrudan doğruya damadı olacak kimseye teklifte bulunuyor. Kızlarımdan, iki kızımdan hangisiyle evlenmek istersen onlardan biriyle seni evlendirmek istiyorum diyor. Bu örf itibariyle belki örfte pek de rastlamadığımız bir durum. Ama örf ayrı, bu noktada Kur'an'ın verdiği mesajlar ayrı olabilir. İşte bu olayda Allah-u Teala böyle bir şeyin de olabileceğini bize gösteriyor. Yani kız babası olan birisi uygun gördüğünde oğlana teklif götürebilir. Ve der ki ben seni takdir ediyorum, seni iyi biri olarak görüyorum, kızımla evlendirmek istiyorum diyebilir. Yani bu teklifin illa erkek tarafından gelmesi şeklinde bir zorunluluk söz konusu değildir. Kız tarafı da isterse bu noktada teklifte bulunabilir. Kur'an-ı Kerim'de bunun bu şekilde bir örneğini de görmekteyiz. Ve Peygamberimiz döneminde de yine bazı bu manada işte babaların kendi evlatları, kız evlatları için erkeğe teklif götürdüğü bu gibi şeyler görülmüştür. Demek ki dinde bunun yeri var ve haram bir şey değil, gayet de makul bir şey. Zaten evliliğin kolaylaştırılması bir esastır. Zorlaştırmak insanları gayrimeşru yollara doğru iter. Ama evlilik kolaylaştırılmışsa insanlar çok daha günahlardan uzak bir şekilde, daha sıhhatli, selametli bir şekilde yollarına devam edebilirler. İşte Hazreti Musa o yaşlı zatın, rivayetlere göre Hazreti Şuayb'ın bu teklifini kabul ediyor ve o kızlardan birisiyle evleniyor ve orada 8 yıl veya 10 yıl ne kadar kalıyorsa bazı rivayetlerde daha da fazla kaldığı da geçer. Bu şekilde orada kalıyor ve ayrı bir terbiyeden geçiyor. Sarayda saray eğitimi aldı. Bu noktada bazı kabiliyetleri gelişti. Bir de sahrada bu şekilde ayrı bir terbiyeden geçiyor. Ardından oradan ayrılacak ve kavminin kurtarıcısı olacak. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.